12 Eylül Türkiye'de bir dönüm noktasıdır. Türkiye'de herkesin aklında iz bırakan yaşanan olaylar, işkenceler, sürgünler, kayıplar, idamlar nedeniyle o gün çıkarılan anayasanın hala yürürlükte olması, bugünkü kanunların birçok kurumun o günün devamı olması nedeniyle yaşanan sorunların, sıkıntıların kaynağı o günkü çıkarılan yasalar olduğu için hala etkisi üzerinde devam ettiği için en çok 12 Eylül darbesi hep gündemimizde kalıyor. Oysa Türkiye'de darbeler neredeyse geleneksel hale gelmiş. Osmanlı'dan devam eden darbe geleneğinin en önemli dönüm noktası 1908 İttihat Terakki Partisi'nin Sultan Abdülhamid'i tahttan indirdiği 1908 darbesidir. Bu da Siyonistler İsrail'de Filistin topraklarını ele geçiremeyince engel olarak gördükleri Abdülhamid Han'ı içerideki işbirlikçileri olan İttihat Terakki Partisi yöneticileri vasıtasıyla tahttan indirerek amaçlarına ulaştılar. Osmanlı'yı 1. Dünya Savaşı'na sokup Osmanlı'nın tamamen ortadan kalmasına sebep olarak Orta Doğu'nun, Müslümanların, Anadolu'nun sahipsiz kalmasına vesile oldu. Daha sonra Adnan Menderes'in devrilmesine sebep olan 1960 darbesi ve çıkarılan kanunlar, 12 Mart muhtırası ve en önemlisi de 12 Eylül 1980 darbesiyle Türkiye'de yaşanan süreç o gün yaşayan insanların hafızasında çok ağır izler bırakmıştır. Etkileri hala günümüzde devam etmektedir. Bu darbe geleneği 90'lı yıllarda kendisini birebir göstermediyse de 97-28 Şubat darbesi özellikle mütedeyyin ve muhafazakar camialar üzerinde çok ağır izler bırakmış. Etkileri, mağduriyetleri halen devam etmektedir. Halen bu darbenin ürünü olan cezaevinde kalan mahkumlar, kader mahkumları, Yusufiler veya ondan sonra yaşanan 27 Nisan en muhtırasıyla zamanın hükümetini ziyan etmeye çalışan askeri anlayış. Ondan sonra hepimizin canlı canlı izlediği ve darbe tarihinde çok örneği bulunmayan 15 Temmuz darbesi ve FETÖ'nün elinde bulunan silahları vatandaşlara doğrultarak çok zor bir gece geçirdik. Bunların tekrarlanmaması, devam etmemesi için anayasanın değişmesi, kanunların değişmesi ve kesinlikle Türkiye'deki yönetim anlayışının darbelere hiçbir zaman izin vermeyecek bir şekilde dizayn edilmesi gerekmektedir. Bir 12 Eylül darbesinin yıl dönümünü yeniden yaşadık. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri birçok defa darbelerle muhatap oldu. 4 tane büyük darbe yaşadık. İrili ufaklı başka darbeler de oldu. Aslında Cumhuriyet kurulduğunda 1920'de 23 Nisan günü kurulmuştu. Büyük Millet Meclisi açılmıştı. Ve bu devletin bir parolası vardı. Milli egemenlik. Hatta milli egemenlik bir bayram haline getirilmişti ve çocuklara armağan edilmişti. Yani aşağı yukarı 100 yıldır biz milli egemenlik bayramı kutluyoruz. Ama buna rağmen milli egemenliğe defalarca tecavüz ediliyor, defalarca darbelerle milli egemenlik alt üst ediliyor. Bunun pek çok sebebi var tabii. Belki Cumhuriyet'in kuruluş, devletin kuruluşunda ilk Cumhurbaşkanı'nın asker olması, ondan sonrakinin asker olması, hatta ondan sonraki Celal Bayar'ın, Cemal Gürsel'in, Cevdet Sunay'ın, Fahri Korutürk'ün tümünün asker olması, bu Cumhurbaşkanları'nın askerlerin gözünü yönetime dikmesine yol açmış olabilir. Çünkü bütün darbeler biliyorsunuz Türkiye'de asker tarafından gerçekleştiriliyor. İlk defa 15 Temmuz darbesinin arkasında bir sivil örgüt söz konusu olmuştur. Bu darbelerin olmasının da pek çoğunun olmasının sebebi şudur. Her cumhurbaşkanlığı seçiminde askerler kendilerinden birini cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtmak için meclise baskı yapmışlardır. Meclis direndiği zaman siyasileri görevden uzaklaştırma yolunu tercih etmiştir. Ya da meclis aritmetiğini alt üst etmişlerdir. Milletvekillerini tercih etmişlerdir, tehdit etmişlerdir. Partileri tehdit etmişlerdir vesaire. Nihayet 15 Temmuz yine eski darbeler gibi düşünüldü. Tekrar müdahale edildi yönetime. Fakat Türkiye'de durum biraz değişmişti. Belki bunu hesap edemediler. Çünkü biz diğer bütün cumhurbaşkanlarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi marifetiyle seçmiştik ama son cumhurbaşkanı halk oyuyla seçilmişti. Yani bizler sandığa gitmiş yeni cumhurbaşkanını seçmiştik. Darbe karşısında millet seçtiği cumhurbaşkanına sahip çıkınca darbeciler amaçlarına ulaşamadı.
Yani bir bakıma aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi darbeleri önlemek açısından önemli bir görev ifa etmiş oldu. Ama burada tabii bizim dikkat etmemiz gereken, 15 Temmuz tarihi itibariyle dikkat etmemiz gereken şeyler var. Türkiye'de özellikle nesillerimizi fesada boğan bir takım örgütlenmeler var. Bu örgütlenmelere karşı halkımızın uyanık olması gerekiyor. Halkımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin beynini çalanlar ya etnik değerlerimizi istismar etmişlerdir ya dini duyguları istismar etmişlerdir. 15 Temmuz'da gördük ki işin aslı böyle değildir. Bunlar devletin içine sızarak aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin, İsrail'in ve benzeri emperyalist güçlerin emellerine alet olmayı hedeflemişlerdi. Nitekim şu kadar yıl aradan geçmesine rağmen Türkiye'nin darbe teşebbüsünde bulunan 250 küsur insanı şehit eden, binlerce insanı yaralayan bu teşkilatın elebaşını suçlu olduğu açıkça ortada olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri uluslararası hukuka aykırı olarak bu suç makinesini kendi ülkesinde korumaktadır ve Türkiye'ye iade etmemektedir. Bu da bize gösteriyor ki 15 Temmuz darbesi ve önceki bütün darbelerin temeli, kökü dışarıdadır. Emperyalist devletlerin hem Türkiye'yi hem İslam alemini sömürgeleştirmek isteyenlerin marifetidir bütün bu darbeler.